Şimdi Latif Şimşek diyor ki göstergeler, evet bazı göstergelerde sıkıntı var ama bazı göstergelerde temel göstergelerde olumlu sıkıntı var. Hayır. Yani, hükümet bir politika belirledi. Diyor ki bir, yüksek enflasyon hükümetin tercihidir. Düşük enflasyonla bunu yapamazsınız. Doların yüksek tutulması hükümetin tercihidir. Hükümet doları düşüremez. Net. Düşüremez. Politikasına aykırı. İhracat ağırlıklı yapıyor. Türkiye'nin ihracatı arttı, ithalatı iki kat arttı. İthal maliyetleri artıyor. Çünkü Türkiye ithal ikameli bir ihracat politikası izliyor. Bir süre sonra ithalat ve ihracatımızda da dengede de sıkıntı olacak. Bir. İki. Latif Beyciğim. Türkiye dünyada temerrüt riski olan 20 ülkeden birisi. Temerrüte girme riski olan 20 ülkeden birisi. Üç. Kredi yok. Merkez Bankası Başkanı Sayın Kavcıoğlu diyor ki hiçbir dönemde olmadığı kadar herkese kredi verdik. Artık vermeyeceğiz. Çünkü aldığınız krediyi götürdünüz. Bilmem amacı dışında kullandınız. Dolar dövize, aldınız. Bilmem ne yaptınız. Yatırıldı. Nasıl? Kâr edildi. Dövize yatırıldı. 55 milyar dolar. Şimdi dolar stoklandığını ben buradan söylüyor. Sayın Kavcıoğlu'na bugün Twitter'da da yazdım. Evet. Çağrıda bulunuyorum Sayın Kavcıoğlu'na. Listeyi açıkla. Çık, listeyi açıkla. Barış arkadaşta da var bu arada liste, onu da söyleyelim. TV100'de iki çık, defa. Çık, listeyi açıkla. Getir. Böyle deyip kurtulamazsın. Bu arada size mesaj var Barış arkadaşlar. Az sonra size sıra gelince. Şimdi soracağım. Eğer bu ülkede sen o fıstık için, fıstık mesajı bileceksin. Evet, evet. Sen üretim için birisine üretim amaçlı kredi vermişsen ve o götürüp o üretim amaçlı değil de başka amaçla kullanmışsa bir çık açıkla. Kim bu? İki, Merkez Bankası'nı imkanlarını devreye sok. Üç, bu krediyi verirken hangi siyasiler aracı oldu, çık onu da açıkla. Cesaretin varsa. Peki. Bir dakika, pardon. Bir saniye. Çok kısa. Yani dediğiniz konuları konuşuyoruz. Eğer Türkiye'de bugün Merkez Bankası Başkanı sadece ve sadece kredileri amacına uygun kullanmayı beceremiyor, çözüm olarak da musluğu kapatmayı görüyorsa, sen o işin oradaki erbabı değilsin kardeşim, bırak o koltuğu. Senin işin bu değil. Senin işin kredi, bankaların verdiği kredinin doğru kullanıldığını denetlemektir. Hangi banka bunu amacı dışında kullanmışsa da o bankaya ceza keseceksin. Gereğini yapacaksın. Senin işin konuşmak mıdır Sayın Kavcıoğlu? Konuşuyorsun öyle. Ha. Türkiye'deki temel şu an sorun ne biliyor musunuz? Para yok, para. Para yoksa arkadaşlar oyun bitti. Ve önümüzdeki süreçte yeni para musluğu da yok. Şimdi IMF'ye bir ara hava atıyorduk. IMF'ye işte kredi veren ülke durumuna geldik falan. Vallahi de billahi de maalesef üzülerek söylüyorum. Türkiye IMF'nin kapısını çalmak zorunda kalacak. Ama o kadar kötü bu soruyu, durumda bu bütçe. Ama bu soruyu ben muhalefet bu millet ona meydan vermez. Hayır, İnşallah. Bu millet Sinan ona inşallah meydan vermez. Bakın Sinan bir çağrı Bey, yapsınlar. Bey, bir çağrı dedim yapsınlar IMF'ye gitmemek için vatandaşın desteğini istesinler. Bu vatandaş iki dairesinden birini satar, elindeki paranın yarısını verir. Bu devleti yine tekrar IMF'nin kapısına göndermez. Diyorsunuz. Evet. Aynen böyle söylüyorum. Peki benzer çağrılar döviz bozdurun, dolarınızı bozdurun diye yapıldı. Bedava saç tıraşı. Bozdurdular. Bozdurdular. Evet. Bedava saç tıraşı yaptılar. Yemek ısmarladılar. Evet. Çorba. Evet. Ne evet oldu? Garibanların olan gariban oldu. Hiçbir Merkez şey, Bankası'nın arka şey, kapısından şey dövizlerden 30 milyar dolar o indi çıktıdan para bak, kazananlar eğer var. Varsa ya, onlar ya, da bak eğer varsa Merkez Bankası Başkanı çıksın bunları konuşsun. Merkez Bankası Günü Başkanı'na gelecek, ben de çağrıda hesabını bulundum. Verecek hepsi. 55 milyar doları kim aldıysa kredi alıp da döviz stokuna eklediyse açıklayın dedim. Ama mesajımda bir şey daha yazdım. Dedim muhalefet liderleri niye suskun bu konuda? Çıksın niye, konuştun herkes. Evet. Niye, niye suskun muhalefet liderleri? Şunu da söyleyeyim. Yani şekerin kilosunun 5 liradan 8 liraya çıkmasına her gün açıklama yapan muhalefet Merkez Bankası'nda bankalardan 55 milyar dolar kredi alıp da bunu döviz stokuna ekleyen üretime çevirmeyen Latif Bey bunu ben yapmadım. Niye sus? Krediyi veren de ben sormuyorum. Krediyi veren de ben değilim, alan da ben değilim. Ben sordum, cevabımı alamadım. Krediyi veren Mehmet çıksın açıklasın. Ses Mehmet Bekaroğlu'ndan ve Aytun Çıray'dan geldi.
Onların da yani yaptıkları açıklamalar merak edin. Muhalefetin açıklamasına ihtiyacınız yok ki iktidar olarak. Açıklama çünkü değil. Muhalefetin sorusuna da ihtiyacınız yok. Ya kanunun sana verdiği görev. Çık açıkla kardeşim. Ben de diyorum çık açıkla. Geçtiğimiz pazar günü pazar siyasetine konuğum Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi masasından da sorumlu üye Özgür Karabat'tı ve kendisine bu soruyu ilettim. Bu soruyu sorduğumda Özgür Bey aynen şu cümleyi söyledi. Dedi ki bir listenin elde olması bir FETÖ izi taşır. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Bir süre sonra sermaye karşıtlığı haline dönüşür. Bu listenin olması, Merkez Bankası Başkanı'nın elinde bu listenin olması doğru bir şey değildir dedi. Bunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bağlar bu sözler ve buna da tepki gösterdi Cumhuriyet Halk Partisi. Bunu da size buradan söylemiş olayım. Özgür Bey de istiyorsa cevap şeye mi? Özgür Bey yanlış söylemişti. Özgür Karabat'ın açıklamasına mı tepki? Kusura bakmasın Özgür Bey. Kanunsuz yapılan kredi işlemleri CHP'nin onun saklayacak. Yani CHP şimdi kanunsuz kredi işlemlerini saklamaya mı yelteniyor? Kusura bakmasın yani. Olmaz öyle. Özgür Bey'in söylemleri budur. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut milletvekili olduğu için ve ekonomi masası üyesi olduğu için bunu buradan söyledim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, ama kendisi de bir açıklama yapmak isterse yapar.